Çeşitli başlıklar altında listelemeler yapmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz ve gerçekten çok çeşitli listeleri de hep birlikte hazırladık ve neredeyse birçoğunu da beğendiniz. Bunun için gerçekten minnettarım. Sizin verdiğim emeğe beğenmeniz beni daha çok teşvik ediyor ve sürekli liste serimize bir video üretmek için sabırsızlanıyorum. Bu seferse tabii ki her birimizin çok fazla ilgisini çekeceğini düşündüğüm Türkçe MMORPG'ler derlemesi yapmak istiyorum. Eğer bu video beklenilenin üstünde bir beğeni alırsa hızlı bir şekilde part 2'sini hazırlayıp sizlere sunacağım. Sizin de bu listeye ismini eklemek istediğiniz oyunlar varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilerseniz siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Son yıllarda çıkan oyunları göz ardı ettiğimizde aslında çok fazla Türkçe MMORPG var desek yeridir. Bu listedeki birçok ismi yakından biliyoruz ve belki de oynamışsınızdır. Biliyorum bu konuda birçoğumuz yeni kan arıyor, hem Türkçe olsun hem de bir MMORPG olsun arayışındayız. Ben de bu arayıştayım ama ne yazık ki artık günümüzde pek de değer görmüyoruz. Peki bu durumda elimizde neler var bir bakalım. Birinci numarada Black Desert Online var. Hepimizin tahmin edeceği üzere ilk sıraya BDO'yu koymazsam haksızlık etmiş olurum. Ülkemizde pek çok oyuncu için ilgi odağı üstünde olan oyunların başında geliyor. Dolayısıyla çok geniş kitlesi de olan bir oyun. Üst düzey grafikleriyle birlikte göz alıcı skill efektlerini ve sınırsız içeriğinde harmanlayınca koskocaman bir dünya ile oyuncularına eşsiz zevkler sunuyor. Oyunun ticaret sistemi, grafikleri, sınıf çeşitliliği, skill sistemi, combo sistemi derken alıyor başını gidiyor. Yapımcı şirket Pearl Abyss. Çıkış tarihi 2014. Oyuncu sayısı ise yüksek durumda. İkinci numarada Phoenix Dynasty 2 var. Old school bir MMORPG olan bu oyunda grafikler tatmin edici olmasa da Türkçe içerik barındıran bir diğer oyunumuz. Grafiklere aldanmayın, oyunda içerik çok fazla. Boss combat'ı, PvP'si falan derken güzel dostluklar kurabileceğiniz bir ortamı mevcut. 7/24 PvP atabileceğiniz PvP özel haritaları bile mevcut oyunda. Kale savaşları, köy baskınları ve kervan savaşlarından bahsetmiyorum bile. Alıştığımız tarz uzak doğu medeniyetini doruklarımıza kadar hissettiren bir oyun. Yapımcı şirketi Kumkat Games. Çıkış tarihi 2018. Oyuncu sayısı ise orta seviyede. Üçüncü sırada Outlaws Online var. Bu oyun listemizdeki en köklü oyunlardan birisi. Çıktığı zaman da WoW stiline sahip olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kimisine göre tam bir WoW çakması olsa da kimine göre de yepyeni bir soluktu aslında. Oyunda ırklar ve bu ırklara ait özel sınıflar mevcut. Oluşturduğunuz karakterin yeteneklerini en üst düzeye çıkarıp nadir ekipmanlar oluşturup veya elde edip daha sonra ise sihirli taş sistemiyle yükselterek karakterinizin gelişimine odaklanabiliyorsunuz. Böylece VS'lerde yani PvP'lerde ve Astral'daki gemi savaşlarında en iyiler arasına girebilirsiniz. Yapımcı şirket Outlaws Team. Çıkış tarihi 2009. Oyuncu sayısı ise düşük durumda. Dördüncü sırada Nostalia var. Çocukluğumuzda başlayan bu dünya pek çoğumuza anime grafikleri sevdiren bir oyun olmuştu. İzometrik bakış açısıyla birlikte eski sistem ile yeni sistemlerin harmanıyla tazelenmiş sistemleri mevcut. Pay to win sistemi ağırlaşsa da kemik kitlesi oynamaya devam ediyor. Yapımcısı Antfall. Çıkış tarihi 2006. Oyuncu sayısı ise orta seviyede. 5 numarada Albion Online var. Yakın zamanda Avrupa serverını açan oyunu bilmeyenimiz yoktur. İzometrik bakış açısına sahip cross platform oyunu olan Albion gerçekten listemizde en iyiler arasında yer alıyor. PvP üzerine çok fazla yoğunlaşmış olan oyunda zevkin doruklarına ulaşabileceksiniz. Yeni açılan Avrupa sunucusuna geç kalmadan hemen kayıt olup başlayabilirsiniz. Yapımcısı Sandbox Interactive. Çıkış tarihi 2017. Oyuncu sayısı ise çok yüksek seviyede. 6. numarada Florencia Online var. Yine anime bir MMORPG ama bu seferki 3D olarak karşımıza geliyor. Oyun bize efsanevi deniz ve kara dünyasını birlikte sunuyor. Bu sayede esrarengiz adalar, uçsuz bucaksız bir okyanus, zindanlar ve yabani yaratıklara karşı savaşabiliyorsunuz. Yapımcı şirket EHA Entertainment. Çıkış tarihi 2016. Oyuncu sayısı ise çok düşük seviyede. 7. sırada Aero Tales Online var. Listemize tek Türk yapımı olan bu MMORPG'yi de almak istedim. Anime dünyaya sahip ve gerçekten gelişmekte olan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yönetim tarafından oyuna bakılsa da tabii ki gelişmesi gereken noktalar var. Bu oyun cross platforma sahip, hem telefondan hem de bilgisayardan rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Umarım yakında birkaç vites daha yükseltip daha güçlü ilerlemeye çalışırlar. Yapımcı şirket Anisage Games. Çıkış tarihi 2022. Oyuncu sayısı ise düşük.
8. sırada Metin 2 var. Benim çocukluğumun en eğlenceli yıllarının geçtiği bu oyun yıllardır Türkçe oynayabildiğimiz nadir oyunlardan bir tanesi. Bu oyun artık bir efsane oldu ve genel kitlesi artık private serverlara dağılsa da halen yaşamaya çalışan bir oyun kendisi. Her ne kadar pay to win olursa olsun ya da sorunlu olursa olsun yılların eskitemediği oyunlardan bir tanesi de bu oyun. Günümüzde artık fazlasıyla yıpransa da halen yıkılmamaya gayret gösteriyor. Yapımcı şirket Webzen Games. Çıkış tarihi 2006. Oyuncu sayısı ise yüksek durumda. 9. numarada Draken Sank Online var. 13 senelik bir devasa çok oyunculu MMO oyunu bu oyun. Halen çok sevenleri ve arasında yeni katılan oyuncularıyla yaşamaya devam ediyor. Draken Sank yaratık çeşitliliği ve çıkış yılına göre canlı grafikleriyle dikkat çekiyor. Güncel olarak Türkçe oynayabildiğimiz sayılı oyunlardan bir tanesi olabilir. Yapımcısı Big Point. Çıkış tarihi 2011. Oyuncu sayısı ise orta seviyede. 10 numarada 4 Story var. Çok büyük PvP savaşlarına ev sahipliği yapan bu oyunun sistemleri gerçekten harika seviyede. Oynanış olarak, hissiyat olarak kesinlikle dönemin gerisinde kalmamış bir oyun kendisi. Çok fazla müptelası olduğu gibi çok fazla düşmanı da olan bu oyun kapanmadan önce deneyimleyip oynanılması gereken bir oyun. Ne ararsanız hepsi mevcut. Yapımcı şirketi Gameforge. Çıkış tarihi 2007. Oyuncu sayısı ise düşük seviyelerde. MMORPG'leri derlediğimiz listelerimizden birinin daha sonuna geldik. Biliyorum buradaki oyunların artık pek çoğu eski ve artık esamesi bile okunmuyor. Birçoğu pay to win, diğer bir çoğunluğu ise oyuncusuz oluşundan ölü seviyede diyebiliriz. Bazılarımızın oynaması için, bazılarımızınsa geçmişe gidip nostalji yaşaması adına biraz daha bilgilendirici olması nedeniyle hazırladığım bir içerik oldu. Bunun ikincisini çekmeyi çok isterim. Talep gelir ve videonun beğenisi de 50'yi geçerse bu listenin ikincisini de hazırlayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.